Esena YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Batu ile birlikteyiz. Şu anda yoldayız. Günlük bir vlog çekmek istedim. Belki günlük de olmayabilir. Birkaç günle birleştirebilirim. Artık siz videoyu izlerken öğrenmiş olacaksınız. İstedim. Henüz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yoldayız şu anda. Vadi İstanbul'a gidiyoruz. Günü ilerleyen saatlerde planlamış olacağız. Belki akşam arkadaşlarımızla da görüşebiliriz. Öyle bugünü de böyle sizinle birlikte paylaşmak, çekmek istedim. Zamanki gibi bir şey bulamadığımızda plan yapasıya kadar o süreçte Vadi İstanbul'a gidiyoruz genelde. Arkadaşlar bir cheese videosu çekmişim. Yani cheese evinizdeyse harika oldu. Şu an için Vadi İstanbul'a gidip orada güzel bir mekanda oturup hani ben de montaj edit yaparım diye düşündüm. Şimdi çekmiş olduğum bir çeyiz videosu var. Onu da birkaç güne yayınlayacağım. Orada bayağı fazla birikmiş çeyizler olmuştu. O yüzden de gecikmeden onu da çekmek istedim. Özellikle de buharlı ütü onu deneyerek çektim. Yani bir ürün üstünde denedim. Gerçekten de hani hoşunuza gidebilecek birçok ürün var ve değerlendirebileceğiniz birçok fırsatlar var. Özellikle Mudom, ondan sonra Madame Coco, Karaca vesaire. Birçok ürünlerini de bulabildiklerim internetten. Linkini aşağıda paylaşmış olacağım o videoda. Bunu söylemiştiniz yorumlarda da. Bu şekilde şimdi yoldayız. Vadi İstanbul'da da artık Batuhan'da... Batu şu an araba kullanıyor. Bugün de böyle spor giydim de. Klasik giymemi istemedim. Evet. Bende klasik hastalığı var kıyafette. Yani klasik giyinmeyi daha çok seviyorum. Tabii spor kıyafet de seviyorum ama klasiği daha çok seviyorum. Batu da spor giyinmeyi daha çok seviyor. Bana spor giyinmeyi hani o aşıladı biraz da. Bugün de beni o giydirdi yani. O seçti kıyafetlerimi daha doğrusu. Çoraplarımız falan ikimizinki aynı. Öyle biraz takım giymek istedik. Arabadan indiğimizde de çekeriz. Evet, yoldayken biraz böyle sohbet etmek istedim sizinle. Düğünümüz de yani yaklaşıyor. Ağustos ayında bizim düğünümüz. Allah nasip ederse. Batuhan'da bir ay sonra 2 Nisan'da askere gidecek. Manisa'da askerliği çıktı. Biz İstanbul bekliyorduk ama Manisa'ya çıktı. Batu'nun iki tane arkadaşı da İstanbul'a çıktı. İstanbul neresi? Maltepe değil mi? Maltepe'ye çıkmıştı. Bedelli yaptılar hepsi. Yani işleri gereği bedelli yapmaları gerekiyor. Zaten Batu da bedelli yapacak. Yani bir aylık askerlik ama hani dedik bir ay zaten. İnşallah Batu'nunki de İstanbul Maltepe'ye çıkar dedik. Ama Manisa'ya çıktı. Yine de neyse olsun. O da tam Ramazan ayına denk geldi askerliği. Aslında bir yandan iyi oldu. Çünkü Ramazan ayında zaten hani oruçlu evde olacağız. Hani bu düğün işleri koşturmalarını zaten hani oruçlu çok yapamayacaktık. Batu da askerde olacağı için hani yanımda olmayacağı için tam denk geldi aslında. Artık bu düğün süreçlerimizin işte ev tadilat süreçleri var, eve yerleşme süreci var, gelinlik bakma süreci var. Onun harici saç makyaj provası var, dans provası var. Bunlar var. Bunları da artık Batu askerden döndükten sonra Mayıs ayında yani başlamış oluruz bu koşturmalara. Ve bütün süreçleri de yine detaylı çekmeye devam edeceğim. Sizle de paylaşacağım yani. Bu arada mobilyalarımızı seçtik, aldık. Mağazaya girdiğimizde mobilya mağazasında bizim çektirmeye, yani video çekmemize izin vermediler. Dolayısıyla da o süreci aslında paylaşamadım. Çok güzel mobilyalar seçtik. Yatak odasını ben Instagram'dan buldum. Ray Concept'den aldık yatak odasını. İşte özel bir dolap yaptırdık. Kaan Bey de bizimle ilgilenen kişi eğer olur da izlerse bu videoyu buradan selam iletiyoruz. Kendisi gerçekten çok ilgiliydi. Evet, bu arada yani her şey bir tesadüf. Ben buldum Instagram'dan kendisini. Concept yani. Ray Concept mağazasına girdiğimizde oradaki Kaan Bey'le ilgilenen kişi Batu hemen dedi ki siz Ereğlili değil misiniz dedi. Yani Batu da Ereğlili bu arada. Kaan Bey de Zonguldak Ereğli'ymiş. Yani o kadar... Mahalleden çıktım abi. Yani mahalle bile aynı çıktı. Şaşırdık. O yüzden bize yaptı. İndirmişiz belki bunu mahalle.
bize biraz tabii bir özel indirimleri oldu sağ olsun. Oradan işte çok güzel bir dolap tasarladık. Şey, bu reflekte dolap, içinde led ışıklar olan, sonra fren sistemi olan. Bayağı güzel oldu. Bu ev yerleşme sürecinde tadilatları başladığında o aşamaları da çekeceğim. O zaman anca mobilyaları size de göstermiş olurum. Size de fikir olur. Çünkü gerçekten hani bir mağazaya gidildiğinde, farklı bir mağazaya gidildiğinde hani böyle istediğinize göre bir dolaptır, şeyde bulamıyorsunuz. Yani biz bulamadık. Ama orada gerçekten özel tasarım yapılıyor. Özel hani iç mimarlar geliyor, işte ölçü alıyor vesaire. Sizin istediğinize göre tasarlıyorlar. Üç boyutlu görselini gösteriyorlar falan. Hani çok güzeldi. Makyaj aynası aynı şekilde orada tasarlattık. Özel benim için. Yine sağ olsun, bunu ben bilmiyordum yani. Hediye etti kendisi. Çalışıyorlarmış ya zaten. Evet, kendileri influencerlarla çalışıyorlarmış. Bu yüzden de hani özel ayna, buzlu. Buzlu, direkt yani yuvarlak bir ayna, kocaman yere kadar. Çevresinde led ışıklar var ama arkada da buzlu cammış. Bu da led ışığın, biz video çekerken, atıyorum makyaj videoları falan çekerken, o buzlu cam yüzümüzde o ışığı patlamayı engelliyormuş. Bu yüzden de özellik iyiymiş yani. Bunu ben bilmiyordum. Kaan Bey sağ olsun onu ekletti. Sonra yatağımızı da orada yaptırdık. Yatak başlığı falan çok güzel oldu. Yine özel ölçülerle yaptırdık. O şekilde onları da artık ev süreçleri başladığında size göstermiş olurum. Salonumuzda full macitler oldu. Salonu da macitten yaptırmış olduk. Yani yine bizim evet şansımıza... Ya macitler aslında evet pahalı ama biz indirimden faydalandık. Yılbaşı indirimi miydi yine? Ne indirimiydi bu? Ya daha doğrusu... Bir indirime denk geldik yani. Evet, bir indirime denk geldik. Ama farklı mağazalarda aynı kaliteyi bulamadın yani. Sonuçta sen de gittin baktın. Evet, birçok yere baktık gerçekten. Yani çok hem... sağlam iş yapıyorlar. İstediğimize göre bir mobilya, koltuk, TV ünitesi bulamadık. Macitler'de de bu indirime denk gelmişken oradan hani yaptırdık ki zaten o mobilyaları görünce başka hiçbir yeri beğenemedik açıkçası. TV ünitesi, yemek masası, bir de koltuk takımı. Bunları da Macit'ten yapmış olduk. TV ünitesi çok güzel gerçekten, hani şömineli. Evet, TV ünitesi boydan boya, duvardan duvara, böyle kapıdan cama kadar bir TV ünitesi. TV ünitesinde bir dam bölümü var. Böyle sürgülü, yani televizyonun önüne de sürebiliyorsun, çekebiliyorsun. Böyle değişik bir tasarımı var. Altında da şöminesi var. Onu da yine kurulum başladığında, eve geldiğinde onları hepsini çekeceğim, göstereceğim. O şekilde mobilyaları en azından halletmiş olduk. Çünkü bunların imalat süreleri 2-3 ay sürüyor. Uzun da bir süreç. Yani iyi ki de biz erkenden bakmışız. Hani biz diyorduk yaza doğru bakarız ederiz, mobilyaları da hallederiz. Çünkü şu anda oturacağımız evde kiracı var. Hani kendilerinin evden çıkması, bizim eve yerleşmemiz uzun süreceği için biz diyorduk yaza doğru bakarız mobilyaları. Ama iyi ki de erkenden bakmışız, tam denk gelecek. 2-3 ay sürecek çünkü bunların imalat süreçleri. O şekilde. Şimdi vadiye yaklaştık. Vadide tekrardan bir yere oturduğumuzda açarım. Biraz dışarıyı göstereyim. Bugün de bakarız belki. Şimdi geldik Vadi İstanbul'a. Birkaç bir şeye bakacağız. Önce biraz mağazaları dolaşırız. Ondan sonra da dediğim gibi belki arkadaşımızla buluşuruz. Onları bekleyeseye kadar da bir yerde oturur. Ben montaj edit yaparım. Batu video izler. İzleyeceği bazı videoları varmış. Yazılımla alakalı. Ben gireyim de öyle aç. Bu arada arkadaşımla konuştum. Gelecekmiş, onu bekleyeseye kadar Starbucks'a oturacağız. Şuradaki Zula hamburgerci. Hamburgeri çok güzel ama menünün içerisinde şey var, bir tanesinde domuz eti var. Biz yanlışlıkla o menüyü sipariş etmişiz. Yani garson da hiç uyarmadı bizi. Bu menünün içinde domuz eti var filan diye. Yemiş bulunduk.
içinde işte ben dedim çok sert bir eti var böyle. Ben yiyemedim, çıkarttım Batu'ya. Hani Batu da dedi ki ben yerim dedi, beğendi tadını. Yemiş bulunduk yani domuz etini. Domuz eti seviyormuşum ben de. Ama yani bilmiyorduk, dolayısıyla günah olmaz yani. Ama hani diğer hamburgerler domuz eti yapmaya dikkat edin. Tadı çok güzel ama. Normal diğer hamburgeri yani. Kız arkadaşım Sevda benim, üniversiteden arkadaşım. Onunla da bayağıdır görüşemedik, buluşamadık. O da Beşiktaş'taymış. Geliyor şimdi buraya, onu bekliyoruz. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless. Betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Hemen çalışmaya başladım. Ben normalde kahve içmeyi çok sevmem. Ama Ristretto Bianco en sevdiğim kahve yani. Hep bunu içerim. Bunu da Batu alıştırdı bana. Şansımıza prizli masa bulduk. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless. Betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. Arkadaşlarla bu şey Kuru Çeşme tarafına gidiyoruz. Yani tam 2 saat herhalde. Nereye gitsek, ne yapsak onu düşündük. Bir türlü bulamadık. Yani güzel mekanlar var evet ama hava soğuk olduğu için kapalı bir alan hani bulmaya çalıştık. En son işte Sevda olayı el attı. Kuru Çeşme'deki Korto. Korto İstanbul muydu? Korto İstanbul diye bir mekan bulduk. Oraya gidiyoruz şimdi, yoldayız. Starbucks'a da çok çalışamadık ama artık ben akşam gece edit yapacağım. Zaten o zaman daha rahat oluyorum. Akşam edit montaj işlerini hep gece falan yapıyorum. Yani şimdi mekana gittiğimizde orada tekrar içelim. Arabamızı buraya park ettik de adam dedi ya burası İsk Parkı'nda içsin. Arabayı nasıl çekmediler anlamadım. Ay. Hatırladın mı? Evet evet. Alaf'ın oradan geçeceğiz şimdi. Sen ne olacaklar? Ferrari. Seni ilgilendiren iki şey, yemek, araba. Ben manzara sadece. Güzel manzara olsun. Yemek ta, sorun değil miyim? Tam ölçüyorsun ya, insan der ki... Bir de sen, evet tabii ki hayatım ilk olarak... Şurada Alaf'ta yemek yemiştik. Batu götürmüştü beni. Ha, neresi? Ha, işte şurası. 200 metre sonra. Üst katı var terası. Orada güzel manzarası falan da güzel. Böyle mutfağın önüne oturmuştuk biz. Garsonlar ise yani oradaki aşçılar. Direkt sizin önünüzde yemeği yapıyor. Getiriyor. Anlatıyor. Anlatıyor yemeği önce. Evet. Ardından sola dönün. Sola dönün. Ne yapacağız? Yer mi yok şimdi? Şurası herhalde. Yok, karşımızda araba var. İki tane. Mekan nerede? Aa, ne olur ki? I'm just lost, I feel. I'm just lost, I feel. I need time to heal. I can't steer the wheel, 'cause this drive me heal. And it gives me chills, a nice road it feels. I slip off the field and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go.
I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath of. Cause I can't move on till I let go. Semda'dan ayrıldık. Ayrıldık. Şimdi diğer bir arkadaşım. Arkadaşlarımızdan. Lan. Gıcık tuttum. Su iç. Yok yok. Tabi senin onu şeyi çekmek zorunda mıyız? İç içti. Hayır izleme. Yorulmuşlar. O yüzden çok fazla bir şey yapamadık. Aslında yine de kaç saattir yine birlikteydik bakıldığında. Aşkım senin bu biz, çok fazla bir şey yapamadık demekse yani. Yani biz aslında 2 saat nereye gitsek, ne yapsak onunla geçti vadide, onu da düşündük ettik. Ya çünkü hani bir yandan hava soğuk, kapalı bir mekan olması lazım. Bir yandan da hani manzarası güzel bir yer olsun diye öyle. Daha sonra Semda sağ olsun yine Kuruçeşme tarafında bir yer önermişti. Sonra orada müzik çok fazlaydı. Doğum günü varmış şansımıza. Başka mekana gittik. Orayı da beğenmedik falan filan derken. Bir yere oturduk en sonunda. Şimdi şeye gidiyoruz. Ajda'nın şimdi olduğu yere bakacağız. Yani Ajda'nın mekanımız evet kapanmıştı. Oraya bir bakalım. Oradan açalım geçeceğimiz için yok, yoksa. Yok, bilerek oradan oraya gidiyoruz. Hadi ya. Ya şimdi Etiler'de Ajda diye bir mekan vardı. Kapanmış ama. Yani internette yazdığımızda bu mekan kapandı. Hani yazıyordu ama yerine ne yapıldı, ne yapılıyor hani veya gerçekten kapanmış mı onu merak ediyordum. Şimdi önünden geçeceğiz, onu merak ediyorum. O mekanı çok seviyorduk gerçekten. Şimdi tam böyle bize göre bir mekandı. Böyle canımız eğlenmek istediğinde hani club bar ortamlarını sevmediğimiz için orası böyle tam canlı müzik ortamı vardı. Hem restoran bölümü vardı hem canlı müzik vardı. Biz de tanıyorlardı. Evet, orada işte şey, bir grup çıkıyordu, Yol Project. Doğru. Onu dinlemek cumaları çıkıyordu, ona gidiyorduk arada. Bakalım yerine ne yapmışlar? Veya bir şey gelmiş mi, ne oluyor? Merak ettim. Yani geçerken yumurta atıyoruz o mekana. Protesto amaçlı, ajdamızı kapattınız diye. Ve şimdi yoldayız. Eve de gidesimiz gelmedi. Belki ne bileyim İstinye'ye falan gideriz. Dolaşırız biraz da. Öyle. Büyük ihtimal bu videoyu da burada şey yapmam, bitirmem. Yarın falan da devam ederim. Ya da hafta içi falan. Şimdi kapatayım. Tekrardan içe. Beklenen sorunun cevabı az sonra. Benim lisemin oradan geçeceğiz. Etiler Lisesi'nde okumuştum. Tam Akmerkez'in yanında. 3 yılımı orada okumuştum. Buraları seviyorum ya. Buralar da seni seviyor. Bak akatlar bu tarafmış, gördün mü? Çimenşova gideceğiz ya. Aa evet. Çarşamba, çarşamba. Zamanında bu AK Merkez'e her gün giriyorduk neredeyse. Bir bacon aldım. Evet, burada. Şurası. Lisan. Evet, cevabını alıyoruz şu an. Evet. Ne var harbiden çok merak ediyorum ben de. Buradaki mekanlar da çok güzel. Burayı tavsiye edebilirsin. Rusty Fork çok güzel. Evet. Burası güzel. Biz buraya gitmiştik. Bayağı güzel. Rusty. Şimdi Ajna bakalım. Dada. Şey filan şey kaldırmışlar mı ismini filan merak. Ne var? Ne ya? Ajna yazıyor hala kapıda ama şey kapalı. Bak, hani? Yanında. O kadar mı konsepti? Aa. Yok aşk, onlar demek ki kapanmaya hazırlanıyorlar yani. Eşyalar filan, masalar. Sandalyeleri masaların üstüne koymuşlar. Bariz belli zaten, evet. Burası ne olması? Uf, yanımıza bak. En güzeli beyaz fırın be, boş ver Ajda'yı. Beyaz fırın uygulamasına kodumuzu veriyoruz, paramızı geri alıyoruz. Beyaz fırın iyi ya. Emre, buraya
yatıralım mı? Oraya geçen gelmiştik. Rezervasyon yüklüğü almamıştık biz. Evet. Bizi hiçbir yere almıyorlar arkadaşlar. Hayır, İstanbul'da geri dışarı çıktığınız rezervasyon olmazsa çıkamazsın. Aynen, kesinlikle. Ya böyle mekanlara rezervasyon genellikle yani. İşte yeminim. Trend yolda buralarda. Swear I won't be looking, fighting like regretless. In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. Bıraktım, hiç hatırlamıyorum ama en son arkadaşlarımızla dışarıdaydık. Sonra AVM'ye falan gitmiştik, dolaşmıştık, alışveriş falan yapmıştık. Ondan sonra hava biliyorsunuz ki hani kar, İstanbul'u kar yarısı vesaire yapıldığı için daha sonrasında dışarı çıkamadık. Ben 2 günlük falan vlog çekerim diye düşünmüştüm. Çünkü o gün çok kısa olmuştu. Bugün de şu anda Batu'ylayız. O spor falan yaptı. Ben de burada bilardo falan var spor yerinde. Bilardo falan oynayalım dedik. Öyle siz de getirdim. Bugün buradan tekrardan vlog başlatmış oldum. Diyeceğim size. Hadi.
Okey. Her şeyi çekiyorsam. Senin kadar iyi değilim ama yine de ilk alalım. İlk görüşten mi yapıyorsun? Yeşilden ikili tek var mı? Tek renk mi senin? Çift renk mi? Tek tam çift renk mi? Çift renk mi? Hiç şey yapamadım. Ben tek. Şuna bakın. Spor salonu kedileri. Şuna bakın ya. Ne oynayacağız? Smash mıydı? Smash. Evet. Daha önce hiç oynadın mı? Hayır, hiç oynamadım. Sen oynadın mı? Evet. Şu hazır mısın yani? Squash oynamaya geldik. Doğru söylüyorumdur umarım. Şöyle bir salondayız. Duvar tenisi diye, duvar tenisi sanırım, bildiğin masa tenisi gibi ama duvara vuracağız. Bir ben vuracağım, bir sen vuracaksın sanırım, değil mi? Öyle bir şey. Bakalım, ilk defa oynayacağız. Böyle de yere sabitleyeyim. Bir saniye. Yeah, no, I don't know.
nasıl ya yok? Oraya inmek yasaktı aynı aşkım. İnebiliyorlarmış. Yok. Ama kapalı yani şurası. Nasıl inmişler ki? Atladılar herhalde diyeceğim. Ayak izi yok. Normal aşağı kata inip biz de inip. Ay nasıl ya yok. Çok güzel. Squash oynadık. Tenis. Yani duvar tenisi. Çok ilk defa oynadık. Hep bir oynamak istiyorduk. Bugün böyle kar olduğu için, evde kaldığımız için bunu oynayalım dedik. Çok beğendik. Böyle çok efor sarf ediyor. Ama çok keyifliydi. Şimdi böyle çıktık, biraz dolaşıyoruz. Su almaya gitti Batu da. Biraz yürüyeyim. Acayip kaygan. Ve biz bu karlı havada spor ayakkabıyla çıkmamız. Reels çektik. Instagram'da onu da izlemiş olacağım. Merak edenler Instagram'a bakıp oradan şey yapabilirler. Hem takip ederseniz sevinirim. Nasıl seviniyorsun göster insanlara. İnsanlar şimdi sevinirim dediğin zaman ne anlaması lazım? Nasıl sevindiğini gösteren de böyle oluyor. Instagram benim gibi böyle oluyor. Böyle kar dursa daha güzel ya. Oynarken falan kar yağınca çok keyif çıkmıyor. Kar durunca tam bir oynamalık hava oluyor. Şimdi eve gidiyoruz. Evde de biraz dinlendikten sonra mutfağa gireceğiz Batu'yla. Tatlı yapacağız. Magnolia, değil mi? Hı-hı. Magnolia. Doğru söylüyorum durumu. O tatlı. Kafamıza göre değişik bir tatlı yapacağız yani. Şimdi kapatıyorum. Buraya koyduk, hazırladık. Şimdi şunları atıştıracağız. Acaba buna protein tozu falan da eklenir mi? Protein tozu. Protein tozunu harcama ya. Boşver. Ya bunu sabitlemem gerekiyor. Önce biz şunları atıştıralım, ondan sonra başlayalım o zaman. Kahve de mi içtiniz? Evet. Hmm. Hepsini aşkım dizmiş. Nerede? Linklerimiz. Vanilyalı, kakaolu. Niye ıslak böyle? Ben içlerini yıkadım. Toz falan vardır diye. Ama sanki bu olur mu ki ya? Var. Ben şey düşündüm, bir şunlara yaparız diye düşündüm. Bir de mar daha mantıklı olur aynı. Bence çünkü olsun. Bunlar dondurmalık bari şey olur. Şu ikisi tam magnolia aşkına. Bunlar çok fazla oldu. Bundan da 3 tane. Ne kadar çıkarsa ya da pudinge bakarız. Tamam, bunları yapalım. Bu makine çok pahalı olmuş biliyor musun? Biz ne kadar? Bu kadar uygun almış ki 4-5 bin lira gelmiş. Yok artık. Bir espresso yapmıyor mu? Evet de metal ya. Biz evlendiğimizde ne alacağız? Hepsini. Bence hani hepsini yapan bir makine daha şey. Burada aslında cappuccino falan yapıyor burada. Hmm. Malzemelerimizi böyle dizdik mi birazdan başlarız. Biz şunu atıştıralım. Paketi nerede göstermiştim gerçi. O kadar lezzetli ki ben ilk defa yiyorum. Batuhan keşfetti bunu. Daha doğrusu keşfetmedi. Evlerinin önüne konmuş. Denemelik. Yeni ürün çıkarttıkları için. Her ölçeği. Sütsüz yiyor Batu. Sütsüz nasıl yenir ya? Nasıl yutabilir? Yulaf mı? Bilmiyorum ki. Yulaf da var. Şimdi çikolata parçaları, fındık, yulaf ve böyle patlayan şeyler değişik. Getir kutusunu. Burada fındık var, çikolata parçaları, yulaf, bir de şöyle değişik bir şey. Bu ne ya? Ama tadı çok güzel. Şimdi başladık. Puding. Puding yapıyoruz ama magnolia yapıyoruz. Şimdi
3,5 su bardağı. Aynen bu yapalım. Hı-hı. Bir kakao, bir vanilyalı. Bu kakao biri, bu 3,5 su bardağı. O da 3,5. Aynen. Ama bu su bardağı boyutu değil ki. Su bardağı açtım. Tamam, küçük değil mi bu? Hı-hı. Tamam o zaman. Bir bak. 2 oldu. Diğer. Abi sen bunu yap daha. Çekim yapmaktan yemek yapamıyorum. Hijyen kurallarına uyalım. Bunlar çok güzel ya. Ben böyle şeyleri ilk defa gördüm. Bunu ne aldın? Muz. Ama çilek bu mevsimde ne bileyim. Muz. Muzlu yapacağız. Bunu şeyle yapıyorlar margarinle yani muhallebiyle. Biz bunu pudingle yapıyoruz. Farklılık getiriyoruz. Ben kahveyle ıslatalım dedin sen. Bir tanesini istersen yapabiliriz. Ayşe annem öyle sever. Yer değiştirelim mi? Yok. En eğlenceli kısmı bunları süslemek. Yalnız aşkım, bu ey niye arkada böyle? Klas bir şey. Bu ne? Bunu ben çok güzel yaptım, sen bunu yapamadın. Çok güzel karıştırdınız. Size gelin. Nereye geleyim? Siz nereye? Sütte hocam. Süt mü? Ha? Süt var. Yok, yok süt ya. Tatlılar bizden. Tamam, oynadığımız oyun çok güzeldi. Siz hiç oynadınız mı? Squash. Oyun oynayamam ben ya. Çok eğlenceli. Kolay alışıyor insan bir süre sonra. Çektim onları da. Beşer küçük topu bulmaya çalışıyorum. Falan da. Ayağına kramp girdi. Sakat sakat yürüdü bir süre. Oynadıktan sonra bir kramp girdi aynen. Çok zor bir şey. Nefes ama spor yapmak yerine onu oyna yeter yani. İyi de önce kondisyon lazım, onu oynamak için. Bizim için kaç dakika sürdü bu? 15 dakika. Sonunda oyun yani o. Hiç. Çok hızlar bitmek zorundasın. Anne! Evet. Bu oldu da, bu henüz katılaşmadı. Böyle bir karıştırma şekli yok ya. O muskası yaptı. Pişti yeter. Niye? Kalsın öyle. Şey olmasın diye mi? Su tutmasın diye mi? Bence bu da oldu. Şöyle katma açtı. Sen onu yap otur. Ben muzları keseyim o zaman. Şuna keseyim. Aşkım orada cebelleşiyor pudingle. Yoruldum ya. Nerede yoruldun? Squash. Squash da squat gibi geliyor. Squat. Spor yapacağım ben. Daha spora gideceğim bir de. Evet. Yok artık. Spora giderken oynasaydık. Ondan sonra da spor yapsaydık. Günümüzü planladık. Sen oraya edit yapacaksın. Ha evet. Ben edit yaparken de sen spora gideceksin. Anladım. Tek başıma pudinglerle bir mücadele içerisindeyim. En zor işi sana verdim aşkım. Ben aşkım seninkisi de bayağı zor, öyle değil mi? Benimkisi keyifli olan kısım. Süslemeyi birlikte yapacağız zaten. Herkes kafasına göre süslesin. Bence spora gitmezsin aşkım. Gider başım. Vay be, ne kadar azimlisin ya. Evet, bu kadar şimdilik yeter. Yetmezse doğrarım. Tamam mıyız? Şu bisküvi de bir tanesini açayım tabağa. Şuna dökeyim. Bardağı yaparız.
Şöyle hazırladık. Dur bakalım. Şöyle hazırladık. Önce şunları yapıyoruz, sonra bunları yaparız. Aa, yok artık, sen onunla karıştırdın onu. Hayır, hayır, onu da öyle yap. O daha içindeki... Saçmalama. Evet, dinle beni, dinle beni. Ya, Hindistan cevizini bununla yap diyor. Evet, yap onunla. Bu hani kek yaparken un kabartma tozu için tamam. Bu... Tamam aşkım. Sen kendinkini onunla yap. Muzları bununla mı alacağız? Tamam yani, olabilir, tamam. Küçük kepçe var mı başka? Başka küçük. Şey, tahta kaşık daha da olur. Okey. Zaten o... Önce altına biraz bunlar koyalım. Tamam. Ondan sonra... Şimdi biraz çikolata çalışacağım. Bu da karşıya koyalım. Birbirimizi engellemeyelim. Dur. Şu tencereyi şöyle koyalım. Birbirimizi engellemeyelim. İkimiz de alabiliriz. Birazcık önce kakao koyuyorum. Adeta bir şaheser yaptım ben. Bakayım, göstersene kameraya. Bitti mi? İki. Hayır, önce temizleyelim. Önce biraz şey koydum. Normal kakao puding. Kakao puding. Kakaolu puding. Bir tane kaşık alayım ya. Senin çok güzel görünüyor. Etrafını da biraz sil. Ben az koymuşum. Tamam. Biraz daha bundan. Şimdi biraz da bundan koyuyorum. Maskele koyuyorum. Ya bende şeyler görünmüyor. Bende de gözükmüyor. En üstünden. Biraz arasına şimdi muz ekliyorum. Bitti mi aşkım? Bir tane mi? Bir tane de bundan ya. Şu kaseden. Şimdi seninki daha güzel oldu. Benimki daha çirkin oldu. Yo, güzel. Dur bakayım. Evet. Biz de yapalım onu, bizim bize yüz söyleyelim falan. Yüzünü mü süreyim? Böyle süslüyorum artık. Şöyle. Bir tane daha. Bir paket yetiyormuş değil mi? Bunu öğrendim. Bayağı şundan şey çık. Aa, evet, onu unuttuk. Üstüne de bir de Hindistan cevizi, tamam. Ne oldu? Bak, benimkisi beyaz oldu, sanırsız. Kako. Bir tane de bundan yapalım. Evet. Beceriksiz diyecekler aşkım. Gerçekten ciddi misin? Ha bak öyle. Tamam. Gösteriyorum. Benimkisi böyle bir şey oldu. Aşkım iki tane çıkarttı ya. Ben daha bir tane bunu yaptım. Bu sefer vanilyayla başlayacağım ben de. Aşkım neden bunun için iki tane kepçe kaşık var? Sen ne yaptın ya? Şeyleri doldurmuşsun. Bisküvitleri. Ya da kendi tasarımlarına bakar mısın? Bu da sonuncusu bu arada. Gel. Tamam yeter. Buna şey yaparız. Yani ne kadar çıktı? İki.
4, 6 tane çıktı. Değil mi? Gayet iyi. Bence puding bu şekilde daha eğlenceli, güzel. Yerken de en azından diğer dişi kısımları bozulmamış oluyor. Seninkine full vanilya doldur. Evet, şimdi bitirdik. 3-6 tane çıktı. Çok güzel görünüyorlar. Şunu ben yaptım. Bir de şu. Şu biraz az kalmış. Az olmuş. Bu video bence yeterince uzun oldu. Artık sonlandırayım. Umarım beğenmişsinizdir. Keyifle izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. I don't wanna let myself down myself.